konuşma için TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Tuğran'a teşekkür ediyoruz. Şimdi merak ettiğimiz konulara yavaş yavaş göz atmaya başlayalım. 5G ve sayısal dönüşüm. 5G üzerine çok şeyler söylenip konuşulan bir konu. En uzman isimlerinden birinden dinleyeceğiz. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Arıkan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkürler. Değerli konuklar, sözlerime başlarken Dünya Gazetesi'ne ve PricewaterhouseCoopers'a bu etkinliğe beni davet ettikleri için teşekkür ederim. Konuşmamın ve umarım bugün hepimiz için, ben de dahil olmak üzere, çok şeyler öğrendiğimiz bir gün olur. Bu konuşmanın başlığında iki terim var. Birisi benim için anlatılması son derece kolay bir şey, 5G. Diğeri ise hala tam olarak benim de anlamadığım bir şey. Onun için beklentilerinizi aşağıda tutmanızı rica edeceğim. Nedir bu sayısal değişim? Dün bazı arkadaşlara sayısaldan ne anladıklarını da sordum. Hatta bir üniversite hocası gibi sınav yaptım. Ya, dijitalle aynı şey tabii ki. Ben sayısal demeyi tercih ettim. Ve Google'da Digital Transformation dediğimizde karşıma çıkan beğendiğim bir slaydı alıp bununla başlamak istedim. Çünkü bu iş dünyasının bu konuya bakışını yansıtıyor diye düşünüyorum. Her şeyden önce tahmin ediyorum iş insanları için teknoloji kendi başına bir amaç değil, olsa olsa bir araç. Neyin aracı? İşlerini daha verimli hale getirmek, müşterilerini daha memnun etmek vesaire. 5G bu teknolojilerden bir tanesi, yani bir araç. 5G'nin yerini yakın gelecekte 6G alacak. Mevcut durumda Wi-Fi var, birçok teknolojiler var. Peki sayısal dönüşüm aslında nedir? Önce bu slayda bakalım. Yani ve bunu özellikle Türkçe'ye çevirmedim ben çünkü orijinal haliyle kalsın istedim. Harvard Business Review'da geçen sene yakın zamanda çıkmış bir yazı. İnsanla başlıyor. Ondan sonra bu şirketle insan arasında muhakkak bir arayüz var. Müşterilerle, tüketicilerle, çalışanlarla, belki tedarik zincirinin üst tarafıyla, alt tarafıyla, değer zincirinin firmayla iki tane arayüzü var aslında. Birisi yukarıdan, tedarikçilerden gelen kısım, diğeri de aşağıya müşterilere verilen kısım. Şimdi sayısalda gördüğümüz şey bu arayüzlerin sayısallaştırılması. Yani sayısallaştırmadan kasıt bilgisayarın anlayacağı dile dönüştürülmesi. Elinizde yazdığınız bir not sayısal değil, analog. Onu birisinin bilgisayarın anlayacağı şekilde sıfırlara, birlere kodlaması gerekli. Bunu şimdi e-devlet örneğinde de çok gördüğümüz gibi biz aslında kendimiz yapıyoruz. E-beyanname doldururken bütün bilgileri elimizle giriyoruz. Artık muhtara ikametgah il muhabiri almaya gitmiyoruz. Onları bize yaptırıyorlar bir sayısal arayüz üzerinden. Ve giderek mobil teknolojiler bu arayüzün gerçekleştiği yer haline geliyor. Birçok kişi bu işi elindeki telefon üzerinden de yapıyor. Hatta giderek de o şekilde. Bu veri alındıktan sonra muazzam miktarda veri alınıyor. Bu veriyi insanların işlemesi hem mümkün değil, hem de zaten amaç o değil. Bunun anlamlandırılması lazım. Veri analitiği denen bilgisayarda yapay zekayı, makine öğrenmesini, bütün bunları içine alan bir kısım var. Bunlardan bazı sonuçlar çıkarılması gerekiyor ve bunların eylemlere dönüştürülmesi gerekiyor. Ve daha sonra da aslında sonuçlara bakılarak bütün bu sürecin tekrar ince ayarlardan geçirilmesi gerekiyor. Benim sayısal dönüşümden anladığım bu. Bu tabii
bitmez tükenmez bir süreç aslında. Yani sihirli bir şekilde gideceksiniz bir firmaya, bir işletmeye, onda bir şeyler yapacaksınız ve bu bitecek. Böyle bir şey yok. Bunun başlangıcı da yok, sonu da yok. Şimdi bu benim anladığım 5G bunun bu süreç içerisinde ne işe yarıyor, bunun neresinde duruyor, o kısmına geçiyorum. İlk olarak tabii mobil teknolojilerden bahsediyoruz. Çok kısa olarak hatırlayalım bu geçmişte neler vardı. 80'lerde araç telefonu vardı, o analogtu. GSM 1990'lardan itibaren hayatımıza girdi. Türkiye bu GSM'i ilk getiren ülkelerden de aslında. Avrupa ülkelerinin birçoğundan daha önce geçtik GSM'e. 1993-94 gibi yıllarda. Ve daha sonra aşağı yukarı her 10 yılda bir yeni nesil bir mobil haberleşme sistemi gelmeye başladı. 2000'lerin başında 3G, onun ayırıcı özelliği interneti artık cebimize getirdi. Ama çok kısıtlıydı. 4G, geniş bant interneti cebimize getirdi ve adeta cebimize bir bilgisayar yerleştirdi. Şimdi 5G'yi konuşuyoruz, bir 10 yıl daha geçti. 5G'nin de 4G'ye göre ayırıcı özelliği, yalnız insanları değil, her şeyi, bütün nesneleri internete bağlayacak olması. 5G'nin vizyonu budur. Yeni bir internet, internetin habercisi ve yapay zeka ile, bulut işleme ile, endüstrideki uygulamaları ile yeni bir çığır açma iddiasında olan bir vizyon aslında 5G. 5G vaat ettiği şeylerin bir kısmını gerçekledi, birçoğunu gerçekleyemedi. Mükemmel bir standart değil. 6G üzerinde şu anda çalışılmakta. Ve o da gelecek, 2030 senelerinde 6G'yi de konuşuyor olacağız. Şimdi, bu çok önemli bir an mobil haberleşme tarihinde, hatta bugün konuştuğumuz konular ile ilgili olarak. 9 Ocak 2007, iPhone 1'in takdim edilmesi. iPhone 1, ikinci nesil, üçüncü nesil telefon sistemleriyle ilgiliydi. Henüz geniş bant mobil internet yoktu ortada. Ama devrimsel nitelikte bir şey. Bunu şu şekilde açıklamak istiyorum ben. Bu dünyanın en değerli 10 şirketleri listesi. Beşer yıllık kabaca aralıklarla. 2007 senesi iPhone'un piyasaya sürülüş yılı. Bakarsanız 2007 senesinin öncesine, en değerli şirketler içerisinde internet şirketi, bilgisayar şirketi diyebileceğimiz Microsoft'u görüyoruz. Orada Intel'i görüyorum. Ben başka da bir teknoloji şirketi aslında görmüyorum. Petrol şirketlerini görüyoruz, bankaları görüyoruz vesaire. Gazprom'u görüyoruz. Ama bir tane bile gerçek anlamda teknoloji şirketi görmüyoruz. 2010'da Apple, üçüncü sıradan en değerli 10 şirketten birisi olmaya başlıyor. Ve bu liderliğini sonra bir numaraya tırmanıyor ve bir numarayı bir daha hiç terk etmiyor. Geçenlerde Aramco zannediyorum bir numara oldu. Fakat bu şimdi 2020'nin sonuna baktığımızda ilk 5 şirket Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook. Bunların 5'i de Amerikan şirketi. Altında Tencent, Alibaba, bunlar da Çin internet şirketleri. Tesla'yı görüyoruz, o da bir platform ve teknoloji şirketi gibi düşünülebilir. TSMC, Tayvan'daki bu firmalara ve genel olarak bütün dünyaya bu mobil haberleşme olsun, diğer bilgisayarlar olsun, dijital dönüşüm olsun, çip üreten firma. Berkshire Hathaway'de Apple'a İsabetli bir şekilde yatırım yapmış olduğu için var bu listede. Şimdi bu çok önemli bir şey. Dünyanın başka ülkelerine baktığımızda, Avrupa'da dahil, böyle bir manzarayla karşılaşmıyoruz. Yani bunu başarabilen dünyada çok az sayıda ülke var.
bu şirketlerin 2020'deki hiçbirisi 2000 yılında Microsoft hariç ilk onda değiller. Microsoft'un özel bir konumu var, tabii hepimiz biliyoruz. Bu eski dünya ile yeni dünyanın farkı aslında. Şimdi bugün belki burada olmamızın sebebi, biz bunu görüyoruz. Bu listede ilk onda olmasak bile, ilk yüzde, 500'de olmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız diye kafa yoruyoruz. Ben bununla ilgili, şimdi 5G'ye geçeceğim buradan. 4G insanlar için bir alarm zili gibiydi. Dünyanın her tarafında aslında bu konuyu bir tek biz konuşmuyoruz. Bu tabloyu gören bütün ülkeler aslında mobil haberleşmenin önemini gördüler ve bir yarış başladı. Özellikle Çin. Ve Çin 5G'de Amerika'ya rakip oldu. Rakip olmaya devam ediyor. Şu anda artık mobil haberleşme stratejik bir konu haline geldi. Mobil haberleşmenin 5G'nin vaat ettiği şey, bu slaytta önce 5G nedir? Onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 4G dediğimiz teknoloji buradaki 3G'nin tam ortasına isabet ediyor. Tam ortadaki akıllı cep telefonu. Üçgen olmasının sebebi mevcut hizmetleri 3 değişik boyutta 5G ilerletme iddiasında ve gerçekleştirmiş durumda önemli ölçüde. Bunlardan birincisi mevcut geniş band internet hizmetlerini en az 10 kat daha hızlı verebilmesi. Üst köşe, genişletilmiş, zenginleştirilmiş geniş band internet. Çeşitli uygulamaları var. Bunlardan bazıları zenginleştirilmiş, artırılmış gerçeklik vesaire gibi. Sağ alt köşe tamamen yeni bir hizmet. Yani 4G'de olmayan bir şey. Robotlar, otomasyon vesaire gibi kritik görevler için tasarlanmış bir mobil internet hizmeti. Sol alt köşe ise algılayıcılar, sensörler, kameralar, kilometre kareye 1 milyon tane yerleştirebileceğiniz, buna rağmen kesintisiz size veri akışı sağlayacak bir internet hizmeti. Üçünü birlikte vermeyi taahhüt ediyor 5G. Şimdi sayısal dönüşüm açısından baktığımızda bizi bunların üçü de ilgilendiriyor aslında. En üst köşe müşterilerle olan irtibatımız açısından, sol alt köşe ve sağ alt köşe ise işletmelerin içerisinde verimlilik artışını sağlayacak otomasyonu, sayısal dönüşümü gerçekleştirmek açısından. Şimdi size bir video izletmek istiyorum çünkü bu gözle görüldüğü zaman daha kolay anlaşılıyor. The way we see wireless networks today. So 4G was really all about communications with people and delivery of video. And with 5G, I think what we're going to see is a complete transformation where we're talking more about connectivity for machines so that they can transform our lives and deliver services much faster, much quicker than we could ever perceive today. With 4G today, there's higher latency in the network. So this is the amount of time it takes to transmit data from the device to the network and back again. With 5G, that communication path will allow you to communicate much quicker and you'll be able to control machines. So in this demonstration here today, we have this camera, which is recording the position of this ball on this plate. And then this position is recorded by a mobile edge cloud computing environment that then is intelligently controlling these robots, sending them the commands across the network to balance this ball on the plate. In this first demonstration, you can see on the screen here behind me, we're showing the current latency of what would be a 4G ben network. It's around 90 milliseconds. Bilmiyorum ama. And on the right-hand side, şimdi you'll be able to see the line move as we move the ball on the plate. Var. So what I'm going to do is move amaç this ball right now, o topu dengeye getirmek, and we can see 4G ile deneniyor, the oscillations here tracked on this graph, and how long it takes
for the robots to collaborate with each other. Başarıldı. Belli bir süre içerisinde başarıldı. Şimdi aynı şey 5G haberleşmesiyle denenecek. And we can see on this graph here that we've now gone from around gecikme 1 milisaniyenin daha altında, bir, daha önce 100 milisaniye civarındaydık kabaca, 20-100 milisaniye. Bu da 5G'nin başarımı. Şimdi ben aynı düzenek üzerinde biraz konuşup yorum yapmak istiyorum. Arkadaşlar bunu durdurabilir misiniz slide'ı o noktada? Hayır, bu da oynasın. Tamam, burada dondurabilir misiniz görüntüyü? Şimdi bu örnek tabii ki otomasyonla ilgili. Yani burada siber fiziksel sistem diyebileceğimiz otomasyonun bütün unsurları var. Bunu açıklamaya çalışacağım. Bir algılayıcı var, kamera. İzlemekte olduğu bir olay var kameranın. Bu tepsinin üzerinde o topun konumunu izliyor sürekli olarak. Bir veri üretiyor ve bu veriyi, sayısal bir veri bu, bir bilgisayara gönderiyor. Edge computing, kenardaki bir bilgisayar. Uzakta, 300 kilometre, 500 kilometre ötede değil. Bu odanın içerisinde aslında. Çünkü ışık hızı da sonlu. Çok uzağa korsanız, yani bunu Kaliforniya'daki bir cloud üzerinde yapmaya çalışırsanız, 5G'den de sonuç alamazsınız. Onun için kenarda, çeperde hesap denen konu da var bunun içerisinde. Ve algılayıcı veriyi alıyor. Veri hemen o odanın içerisinde işleniyor. Ve burada 3 tane birbiriyle işbirliği yapmak üzere konfigüre edilmiş robot kolu var. Bu kollar birbirinden aslında bağımsız. Birbirleriyle doğrudan konuşmuyorlar. Bu kollar, robotlar aptal aslında. Yani beyin yok içlerinde. Yalnızca onlara gönderilen komutları icra ediyorlar o kadar. Kaldır, indir vesaire gibi. Bunlara beyin koysanız, o zaman robotları birbirleriyle konuşturmanız lazım. Son derece daha zor bir problemi çözmek durumundasınız. Merkezi bir kontrol uygulanıyor. Ve dört unsur var. Algılayıcı, bir haberleşme sistemi, sinir ağı gibi, bu 5G olacak. Bu örnekte 4G ve 5G, mesajı taşıyan haberleşme ortamı, veri analitiği, beyin veya yapay zeka deyin, makine öğrenmesi deyin, o 3 oldu. Dördüncüsü aksiyon, eylem. Robota tekrar fiziksel dünyaya geri inmek. Olay fiziksel dünyada analog olarak başlıyor, fiziksel dünyada analog olarak sonlanıyor. Fakat aradaki süreç sayısal olarak gerçekleniyor. Benim sayısal dönüşümden anladığım model bu. Şimdi haberleşme sisteminiz, insandaki sinir sistemi gibi, algılayıcılardan bilgileri beyne ne kadar kısa süre içerisinde götürürse ve beyin ne kadar iyi çalışırsa, onu da söyleyelim. Ama o haberleşmenin konusu değil. Ve beyinden çıkan emirler, aksiyon unsurlarına ne kadar kısa süre içerisinde ulaştırılırsa, sayısal dönüşüm, otomasyon o derece başarılı. 5G burada tam olarak buraya oturuyor. Yani bütün bu sistemlerin sinir sistemi o kadar. Ne beyni, ne algılayıcısı, ne de robotu. Yalnız ve yalnız sinir sistemi. Devam edebiliriz. Bir sonraki slide lütfen. Şimdi bu işin aslında bir teorisi var ve bu teori 50 senelik en az. Norbert Wiener ile başlayan bir teori. Bunlara siber fiziksel sistemler adı veriliyor şu sıralar. Bunun siber Grekçe'de geminin dümeni anlamına gelen bir sözcük aslında. Biraz farklı bir anlamda kullanılıyor bugün siber. Yani fiziksel olmayan şeyler gibi kullanılıyor ama aslında son derece fiziksel bir şey. Dümeni çevirip istikamet verdiğiniz nesne. Şimdi siber fiziksel sistemlerin
bir fiziksel tarafı var. Burada madde var. Newton'un kanunları var. Enerji var. Burada elektromanyetik var. Fizik kitaplarında okuduğumuz her şey var aslında. Siber kısmında ise bunların hiçbiri yok. Siber kısım aslında iki şey olabilir. Yani bir insana baktığımızda, bir canlıya baktığımızda, bir kediye baktığımızda o da bir siber fiziksel sistem. Onun siber tarafı da maddi tabii ki. Yani orası sayısal vesaire de değil. Beyni, analog bir beyin. Yani siber fiziksel bir sistemin aslında sayısal bir tarafı olmak zorunda değil. Bizim iş modellerimiz, bir insanın tek başına bir dükkana sahip olması, müşteriyi karşılaması, kendi emeğiyle bir işler yapması, o işletme için bir siber fiziksel sistem örneği. Veriler, en alt tabakada sensörlerden, algılayıcılardan gelen veriler var. Bunlar sinir sistemi dediğimiz unsurla, haberleşme sistemi dediğimiz unsurla beyne taşınıyor, beyinde işleniyor, komutlar haline getiriliyor ve bir eyleme dönüştürülüyor. Ve bu bir döngü aslında, sürekli dönen bir şey. Şimdi sayısal dönüşüm dediğimiz yerde, biz bu eskiden tamamen analog olan, sayısal hiçbir tarafı olmayan sistemde iki bazı arayüzler tanımlamak istiyoruz. Bu arayüzlerde dış dünyadan gelen sinyalleri, bilgiyi sayısala dönüştürüp beyni, zekayı insan yerine makinayla ikame etmek istiyoruz. Amacımız bu. Burada sayısal dönüşüm uygulamak isteyen bir kişi, işletme hangi arayüzde, hangi noktada sayısala dönüştüreceğine kendisi karar vermek durumunda. Müşteriyle, dış dünyayla olan ara kesit de olabilir bu. Tamamen işletmenin içinde olabilir. Benzer şekilde makine tarafından bilgi işlendikten sonra fiziksel dünyaya geri dönerken de sayısaldan analoga bir dönüşüm meydana gelmek durumunda. Bu basit şekilde aslında bütün bir önceki robot örneği de dahil olmak üzere aklımıza gelebilecek bütün siber fiziksel sistemleri kapsayan bir örnek. Ve basit olduğu için aslında bir şema veriyor bize. Şimdi yine aynı örneklerden devamla özet olarak sayısal dönüşümün teknolojik altyapısında olmazsa olmaz dört unsur tespit edebiliriz. Bir, verileri üreten algılayıcılar. İkincisi, verileri taşıyan sinir sistemi, haberleşme sistemi. Bizim bugünkü konumuzda bu 5G. Yapay zeka. Yapay zeka dediğimizde bu çok büyük olasılıkla robot örneğini düşünürsek bütün makinelerin tek tek üzerinde olmayacak aslında. O çok pahalı bir çözüm, optimal bir çözüm de değil. Bulutta olacak. Bütün bilgi aslında tek noktada toplanacak, orada işlenecek, anlamlandırılacak ve aksiyona dönüştürülecek. Burada edge computing ya da çeperde hesap denen ve 5G'nin belki de en önemli yeniliklerinden birisi devreye giriyor. Eylem unsurları dediğimiz şey hepimizin malumu. Robotlar, otomotiv fabrikasında otomatik lehim yapan robot kolları vesaire. Bu dört unsurdan bir tanesi eksikse, sizin sayısal dönüşümde iddialı bir sistem kurmanız kesinlikle mümkün değil. Şimdi, kurarsınız mevcut Wi-Fi ağlarıyla da kurabilirsiniz. Ama gecikme fazla olduğu için verim alamazsınız. 5G yerine 4G de kullanabilirsiniz. Yine aynı şey. Burada tabii ki ben 5G'nin altını önemli çizmek için söylüyorum bunları. Yapay zeka vesaire benim konum değil. Onlara fazla girmek istemiyorum. Ayrı bir, çok ayrı bir konu o. O teknolojik altyapının üzerine yükselen bir üst yapı var. Sayısal dönüşümün üst yapısı. Endüstrinin, ekonominin her alanı aslında, aklınıza gelebilecek her alanında bunlar kullanılarak. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bahsettiğim teknolojik altyapı, özellikle 5G haberleşme altyapısı, dünya ekonomisinin %1'i. Onu çıkarırsanız %99'un
ayakta kalması mümkün değil. Bunu da aklımızda tutmamızı rica ediyorum. Yani %1 temel nitelikte bir konu. Şimdi vites değiştirerek bahsettiğimiz konular hep veri. Bunun başka bir cephesi daha var. Bu kadar veriyi üretiyoruz. 5G tabii, mühendisler 5G'yi düşünen insanların çözmesi gereken bir mühendislik problemi var. O da bu kadar veriyi biz nasıl taşıyacağız? Neticede kablosuz haberleşme elektromanyetik dalgaları kullanıyor, spektrumu kullanıyor ve bu sonsuz, sınırsız, bedava bir kaynak değil. Yenisini imal de edemiyorsunuz. Onun için 5G çok pahalı bir yatırım. Yani bir kere daha yüksek frekanslara gidiyor. Şu anda kullandığımız frekansların hepsi 1 ila 3 GHz arasında frekanslar. 5G 100 GHz'lere kadar gidebilir. Frekanslar arttıkça, yani siz 3 MHz'den 33 GHz'den 30 GHz'e gittiğinizde elinizde kullanabileceğiniz band genişliği, veri kapasitesi 10 misli, 20 misli artıyor. Fakat yüksek frekansların hem iyi hem kötü bir tarafı var. Yüksek frekansta dalgalar çok uzağa gitmiyor. Bu odanın içerisindeysek bu odanın içinde kalıyor. Bunu Wi-Fi'den de biraz biliyoruz. Özellikle 5 GHz'de Wi-Fi kullanıyorsanız kapsam alanı daha dar. Bu aslında iyi bir şey de. Çünkü bu odadaki yayın yandaki odayı rahatsız etmiyor. Yeniden bu frekansı kullanabiliyorsunuz. Bu bir avantaj. Yalnız hücrelerin küçük olması gerekiyor. Bu da bir maliyet. 5G kabaca 4G'ye göre 1000 misli kapasite artışı sağlıyor. Bunun 10 çarpı 10'unu hücreleri daha yoğun olarak kurarak sağlıyor. Bir 20 faktörü daha geniş bantlar kullanarak, yeni frekanslar kullanarak geliyor. Daha doğrusu 5 katı yeni frekanslardan geliyor. 20 katı da MIMO adı verilen bir teknolojiden geliyor. Çoklu anten teknolojisi. 5G'yi gözünüzün önüne getirmek isterseniz küçük hücreler düşünün. Bunlar işletmelerin içerisinde olacak olan küçük hücreler. Belki işletme sahibinin satın aldığı, kullandığı Wi-Fi erişim noktaları gibi bazı erişim noktaları, 5G erişim noktaları ve bunları birbirine bağlayan daha geniş kapsama alanı olan hiyerarşik bir yapı, iki seviyeli bir çözüm. Bu mikro hücreler, yani küçük hücreler 24 ila 52 GHz arasında kullanılacak. Kapsama alanı geniş olan hücreler ise şu anda kullanmakta olduğumuz 4G frekansları, 2G frekansları, hatta temizlenip 5G'nin hizmetine verilebilecek daha da düşük frekanslarda olacak. Şimdi burada kritik teknoloji dediğim gibi 20 kat frekans artışı anten teknolojilerinden geldi ve bu anten teknolojilerinin öncüsü bu arkadaşımız Emre Telatar. Bunu da not etmeden geçmek istemedim. Kesinlikle bir teknoloji kahramanıdır ve burada ismini anmadan geçmek haksızlık olur diye düşündüm. Şimdi yine bir vites değiştirelim. Yani 5G'de muazzam bir potansiyeli ortaya çıktıktan sonra bu mobil teknolojilerin yaratabileceği ekonomik değer ortaya çıktıktan sonra büyük bir yarış var şu anda. Yani bu yarışta önde giden ülkeler 2-3 tane ülke aslında. Bunların bazıları yarıştan düşebilirdi önümüzdeki yıllarda. Burada dikkat çeken şeylerden birisi patent sayıları bakımından iki Çin firması Huawei ve ZTE aslında görüyorsunuz. Huawei en fazla standard essential patent sahibi olan firma durumuna geldi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni son derece rahatsız etti ve yani şu anda aslında bunun çeşitli sonuçları olacak ama onlar bizim konumuz değil bugün. Birazcık hızlanarak gideyim. 5G kurulumlarında ne durumdayız? Dünya ne durumda?
Şimdi burada kırmızı ülkeler 5G'yi kurmuş, kurmakta olan ülkeler. Bunlar endüstride dünyanın en ileri ülkeleri. Çin var, Güney Kore var içlerinde, Japonya var, Almanya var, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada var. Ama birçok ülkede mavi 5G çalışmaları yalnızca planlanma aşamasında, belki bazı prototip uygulamalar var. Ben burada şu mesajı vermek istiyorum. 5G burada aslında. Geldi 5G. Yani 5G hala kurulmakta olan bir şey değil. Büyük bir yarış var. 2026, burada bu grafikte şunu görüyoruz. Yıllar itibariyle, en son yıl 2026, mobil abone kullanıcılarının kaçta kaçı hangi teknolojiyi kullanıyor olacak? Portakal rengi olarak görünen kısım 5G ve o da 3,5 milyara ulaşması bekleniyor abone sayısı 2026 yılı itibariyle. Burada şunu not edip, Türkiye'nin planı 2022 yılında frekans ihalelerini yapmak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vermek. Umarım yapabiliriz bunu. Şimdi 5G'nin çok pahalı bir yatırım olduğunu söyledim. Konuşmamın son bölümünde biraz da bu konuyu irdelemek istiyorum. Şimdi 2021 yılı itibariyle, sonu itibariyle Avrupa'da hanelerin %62'si 5G kapsama alanı içerisinde. Bu şu demek değil, insanların %62'si 5G kullanıyor anlamına gelmiyor ama isterlerse kullanabilecek durumdalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %93, Güney Kore'de gene %93. Bu ülkeler bu 5G'yi mevcut duruma getirmek için abone başına yaptıkları sermaye yatırımları Avrupa'da 96 avro, Amerika Birleşik Devletleri'nde 192 avro, Güney Kore'de 115 avro. Bu farklı olmasının bir sebebi 5G'de kapsama alanını sağlayabilmek için bu kırsal bölgelerin büyüklükleriyle, şehirlerin büyüklükleriyle de ilgili bir konu. Yapılan şeyler bunlar, yatırımlar. Altta da kaynak var. Abone başına ciro, bu ülkelerde mobil telekom işletmecilerin sağladığı, Avrupa'da ortalama 14.4 avro, Amerika'da 38 avro, Güney Kore'de 25 avro. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni ele alalım. Kabaca ARPU bir ayda alınan şey gelir. Diğeri bir yılda yapılmış olan yatırım. Kabaca 5 aylık ARPU ile Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 aylık abone ücreti karşılığında bir yatırım yaparak o abone kapsama alanı altına alınabiliyor. Özeti bu. Avrupa'da da benzer oranlar var. Şimdi bu ülkelerin mobil telefon işletmecileri aslında 5-6 aylık abone ücreti karşılığında 5G'yi getirebilecek durumdalar. Fakat Türkiye öyle değil. Türkiye'de mobil abone başına ARPU, aylık tahsil edilen ciro, 3.62 avro. Burası Avrupa'nın çeşitli ülkeleri. Bundan çıkan sonuç, siz benden daha iyi çıkarabilirsiniz neticeyi. Biz 5G'yi Türkiye'ye getirmek için aşağı yukarı Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın yaptığı yatırım kadar yatırım yapmak durumundayız. Daha az değil. Ama bunu yapabilecek durumumuz yok bizim. Çünkü bizim için, onlar için 5 olan oran bizim için 25. Ve bizim mobil operatörlerimiz, piyasa değerleri vesaire itibariyle bu tür yatırımları maalesef yapacak durumda değiller. Bunu şuradan da görüyoruz. Geçtiğimiz 5 yılda, 6 yılda mobil operatörlerimizin tamamının yapmış olduğu yatırım, bunun içerisine fiber yatırımları da dahil, burada gördüğünüz rakamlar, yani 1 milyar dolarla 1.4 milyar dolar arasında değişiyor. Şimdi tekrar altını çizmek istediğim bir nokta var. Bu mobil altyapı
dünya ekonomisinin %1.2'si. Bunun içerisine mobil operatörler, işletmeciler giriyor. Onların payı 0.7. Telefon üreticileri, akıllı telefon üreticileri giriyor. Mobil operatörlerine baz istasyonu sağlayan şirketler giriyor. Bunların hepsini topladığınızda %1.2 yapıyor mobil ekosistem. 0.7 artı 0.5. Sağ taraftaki iki histogram ise şunu gösteriyor. Mobil teknolojiler sayesinde onların ülkelerin gayri safi milli hasılasına katkıları nedir? Bu rakam %5'e çıkıyor. Yani aslında çok basit. 1.2 dolar yatırıyorsunuz, aynı yıl içerisinde 5 dolar tahsil ediyorsunuz. Bunu mobil operatörler tahsil etmiyor tabii. Ekonomi genelinde tahsil ediyor. Onun için bu bir ülke meselesi. Bir tek operatörlerin meselesi değil. Operatörlerin bu yatırımları yapacak güçleri olmadığının altını çizdim ben. O zaman buradan bir özet çıkarmamız gerekiyor. 5G her şeyi internete bağlamayı amaçlamaktadır. 5G belki o ikinci, üçüncü slaytta gördüğümüzün 10 misli daha büyük firmalar çıkaracak global ölçekte. O firmaların da aslında en değerli kısımları bu arada, birçoğu firmaların Google gibi, Microsoft gibi en hızlı büyüyen kısımları bulut hizmetleri. Yani tamamen konuyla ilgili aslında. Gelişmiş ekonomiler hem mevcut durumlarını muhafaza edebilmek için hem de ligden düşmemek için son hızda ve ülkelerinin otoritelerinin önlerini açmasıyla bu tür yatırımları yapmaktalar. Bir yarış var kesinlikle. 5G'nin kurulum maliyetleri çok yüksek 4G'ye göre. Biz bunu yapabilecek durumda değiliz. Ülke satını kaplayacak durumda değiliz maalesef. Benim söyleyebileceğim daha iyimser bir notla bunu tamamlamak için illa 5G olmak zorunda değil, illa bütün ülkeyi kapsamak şart değil. Özel ağlar dediğimiz ihtiyaç sahibinin olduğu yerde bu ağların kurulmaması için bir sebep yok. Çok teşekkür ederim. Burada tamamladım konuşmamı.